Merhaba gençler, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün yine bir iş videosu çekiyoruz. Şu an evimize geldik. Daha önce bir iki iş yaptığımız investor'ın yine evi bu. Bu ev kiralık bir ev. Yani kiralık dediğim günlüğüne, günlük otel gibi kiralıyorlar burasını adam. Şimdi içeriği göstereceğim. Evet, evimizin içerisine girdik şimdi. Burası adam otel gibi kiralıyor internet üzerinden, geceliğine, iki geceliğine artık neyse. Bir iki problem vardı, şimdi onu söyledi adam. Ona gelip bakacağız şimdi. Problemler neymiş? Şimdi bir tanesi şu. Şunun başlığı çıkıyor dedi adam. Daha önce burayı tamir ettik ama yine de halen çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Evet. Bir tanesi bu. Bir tanesi bunu tamir edeceğiz. Neyse, buna bakacağız. Bir. İkincisi. İkincisi neydi? İkincisi neydi? Ha, mutfakta bir şey vardı galiba. Mesajlarıma bakmam lazım şimdi. Adam ne demiş? Mutfağı burası. Demiş ki ne demiş telefonundan bakıyorum hemen hızlı bir şekilde en sonuna gidiyorum. Evet. Diyor ki coat hook front door diyor. Coat hook front door. Ha, şurası. Evet, buraya astıkları şey aşağı düşmüş. Bunu asacağız. Bir. Hani elbisenin astığınız, asacak artık ismi neyse, o düşmüş yere, onu asacağız. Bir de diyor pinpon table'ı, pantry cabinet screw missing diyor, from handle diyor, pantry cabinet. Evet, bir tanesi de şu. Şuna bir tane buraya bir de çakacağız gençler. Buraya bir de çakacağız. Evet. Bir diyor ki ping pong table vardı. Şimdi bunun alt katı var. Şuradan ping pong masasının altı bir yeri kırıktı. Nerede şimdi ping pong table'ını bulmak? Tabii iş. Evet, niye yok ping pong table'ı? Lowe's'tayız şimdi gençler. Malzeme almaya geldik şimdi. Şu bozuk olabilir diye bundan aldık. Şu shower'ın valve'i, yani göbeğine giren mekanizma. Bu büyük ihtimal lazım olacak ama yine de bu hani just in case diye aldım. Ne olur ne olmaz. Eğer bir sıkıntı olursa elimde yedek biri olsun diye. Aslında bozuk olan kısım bu shower'da şuymuş. Yani şu olduğunu tahmin ediyorum daha doğrusu. Şu kafası. Direkt bu kafasından aldım bir tane. Bu kafasından aldım. Şu vida büyük ihtimalle tam bu şeyi tutmuyor. Şurayı. Şurasını tutmuyor. O nedenle bundan aldım. Bunu da tabii ekstradan aldım. Bu 30 dolar gençler. Bu arada bayağı pahalı bir şey. Şurada 3 dolar ucuzmuş. Şimdi bunları takacağım. Bunu da başka bir şey için aldım. Kendi projemle alakalı bir şey için aldım. Bir subfloor vardı, çürüktü. Onu değiştireceğiz işte bununla. Bakalım. Evet şimdi gençler. Buradan düşmüş. Şu şu asacak. Daha önce gördüğünüz gibi şununla oraya vidalamışlar. Şimdi öyle bir şey bulmamız lazım ki de oradan çıkmasın. Şimdi bunu daha önce hiç gördünüz mü? Bunu şu şekil şey yapıyorsunuz. Önüne de düz bir şekilde içine sokuyorsunuz şöyle. İçine sokuyorsunuz. Evet, şu şekilde. O tekrar böyle açılıyor. Böyle açıldığı zaman da duvara tamamen böyle tutmuş oluyor. Şimdi size göstereyim hemen. Ondan sonra
Şimdisini de sokayım şuraya. Hazır elimdeyken. Burada bir şey var. Girmiyor. Şimdi şu lambayı şöyle bir çekersek rahat etmiş olacağım. Evet, burada büyük ihtimal şey var gençler, tahta var, buraya direkt vida çakabiliriz. Neyse, şimdi bunu göstereceğim, bu nasıl çalıştığını. Şimdi şunu şöyle adam diyor, vuracaksınız diyor biraz diyor. Evet. Ondan sonra cima vidaya çakıyorsunuz direkt. Normal vidayı buraya koyuyorsunuz. Onun için de matkaba ihtiyacım var. Evet, matkabımız da bu gençler her zaman kullandığımız Impact Drill. Aynen öyle. Şimdi şunu da çıkaralım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar taş gibi oldu. Hani bunu asla artık buradan çıkaramazlar. Aynı şekilde bunu şuraya direkt vidalamaya çalışalım. Acaba tutacak mı, tutmayacak mı? Onu da merak ediyorum. Evet, oturdu şu an gördüğünüz gibi. Çünkü orada büyük ihtimal tahta vardı. Şimdi bakalım bu ne kadar buraya oturacak, girecek.